Değerli izleyenler, Yüz Yüze'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yüz Yüze başlıyor. Fazla zaten hoş geldiniz deyince insanlar aa başlamıyor herhalde, yarım saat sonra başlayacak diye düşünmemişlerdi diye düşünüyorum. Ama böyle konuşmuştuk hani ben de bir şeyler söyleyeyim dedim ya. Sen niye sürekli kendini gösterme çabasındasın? Zaten 3 tane kamera 3 metrekare yerde bizi çekiyor. Kanka 6 tane kelime söyledim, ben sadece 2 tane kelime söyledim ve şu an sadece Yüz Yüze başlıyor dedim. E tamam, kelimeleri şey mi yapalım yani? Hadi. Sayalım abi. Sayalım mı? Para üstü almadın oldu mu? Oluyor. Mesela en fazla ne kadar almadın? Ya az önce taksiyle geldim. 14,5 lira taksi. Zam geldi artık. 15 lira verdim ve dönüp arkama bakmadım. O kadar. Muhtemelen taksicinin o şen suratını görmedim. Bir de taksiciler para üstü verirken önce kağıt paraları verip sonra bozuk para aramaya başlıyorlar ya. Yani bu bozuk para hani, her seferinde hani... başka bir yere mi koyuyorsunuz abi? Niye bu arama yani sürekli? O şey vardı, benim üstüne tablalar vardı ya. Ha, o çok güzel o tablo. Orada bütün paralar ayrı olmasına rağmen adam orada arardı. Onun şu hareketle para atması vardı tablaya. Mesela 5 elinde 5 lira var. 4 tane 1 lira, 2 tane 50 kuruş. Hmm. Şöyle atıyordu ya. Ben genelde orada oturduğum için, onun üstünde olduğum için çok o hareketleri görmüyordum. Küçük ters oturuyorsun. Ha, beni oraya alırlardı. Sıkıntılı bir yer ya. Bayağı bir yaşıma kadar beni oraya aldılar. Yani birey olduğumu ispatlayamadım. İlk önce minibüsçüleri ispatlamak zorunda kaldım. Ben artık bir bireyim. Ben de sandalyeye, koltuğa oturmak zorundayım gibi. Ve kendi ineceğin durakta da inemiyorsun. Bir sorumluluk yükleniyor çünkü sana. Hmm. Çünkü bir süre para alışverişini sağlıyorsun. Ve sonra artık şoför de sana güveniyor ve artık parayı kendin atmaya başlıyorsun içeriye. O işte sorumluluk aldığın zaman. Ben o sorumluluğu alana kadar öyle olamadım. Çünkü bunun sebebi ben annem olduğunu düşünüyorum. Minibüse her bindiğimizde, bak psikolojik, buna ebeveynleri de buradan uyaralım hakikaten. Minibüsü annem beni kucağına oturtup şoföre bir kişi derdi. Benim paramı vermezdi. Ben 8-9 yaşına kadar annemin kucağında oturdum. Annem o yüzden bacaklarını hissetmiyor. bir haber var. Çok enteresan geldi. Haberi dilersen sen oku. İşte. Diler misin? Dilediğim için konuyu açtım ya. İngiltere kraliçenin kiracılarını konuşuyor. Bu arada baktığın zaman kraliçe diyoruz ama o da baktığın zaman bir ev sahibi. O da tamam. Kira peşinde yani. Kraliçe şimdi avukatla beraber ev ev gezip kira mı topluyor? Bir nevi öyle. Yani kendi gitmiyor da. Sonuçta onun adına toplanan mesela kiracısı, iki kiracı ödemesi o da sıkıntıya düşüyor. Evine mi eve götüremiyor belki de. Mesela evde diyelim işte şeyi değiştireceksin. Evde aspiratörü değiştireceksin. Kraliçeyi mi arıyorum? Kiradan düşerseniz 200 kaldı. Kombi bozuldu. Lordum, biz şimdi bu aspiratörü yeniledik de. Mesela, ya kombi bozuldu da kombi kiracıya mı düke mi? Şimdi siz hangi düşesi mi aramamız gerekiyor falan? Olmadı diye. Benim vergiden düşersin zaten, vergi de veriyoruz ya falan diye gereksiz şeye gitmiş. Düşsene mesela prens, bir doğuyorsun prenssin ya. İnanılmaz bir şey değil mi? Abi prensin de başındaki de Elizabeth'i hiçbir anlamı yok ya. Yani 50 yıl önce doğan oğlu hala oğul. Başka hiç vasfı yok. Ne güzel abi işte. Ne prens. Kral olamıyor. Olmayayım ya, prens daha iyi. Tabii yani ona bakarsan Philip var orada şeyin, Elizabeth'in kocası. Dünya ona güzel yani. Şimdi tabii abi müthiş bir şey. Sorumluluk almayacağım bir kere. Diyeceksin ki ben beceremem. Mesela Osmanlı... Ben hükür edemem ya. Benim kafama uymuyor bu. Taci. Bir sene fesle gözü İngiltere kralı. Yani yanlış takmış öyle. Osmanlı sanıyor. Hayır şey, Taci takıyor düşünüyor. Bak olmuyor. Ben kralım ama. Halkın önünde Taci kaybetsen ya. Mesela halka bir konuşma yapıyorsun. Dönüşte bak Taci yok. Oğlum Taci halka... Cumhuriyete geçtik lan. Taci'yi de kaybettik. Bir yandan demokrasi oluyor bu. Ya çok, krallık çok acayip ya. Yani sana sıra gelecek biliyorsun veya kral olup olmayacağını da biliyorsun. Hani her şey çok açık yani. Hani seçim oldu da kardeşimi seçtiler öyle değil. Orada şey kötü oluyor. Mesela sıralama belli ya. Sen doğmuşsun ama 15. sıradasın ya. Süper. Eğer boğmazlarsa yani bir boğulma tehlikesi var. Yani onun dışında... Yıkamaya geliyorlar. Boğacak mısın diye. Her şeyden korkuyor. Ben zaten beceremem. Beni boğmanıza gerek yok. İntibası vermen lazım, anladın mı? Berberde kafasını yıkarken falan. Ünlü oyuncu Korcan Kol yaptığı açıklamada bir hayranından saçlarını kesip kendisine vermesi karşılığında 50 bin dolar teklif aldığını söyledi. İşte ben böyle hayranlara hayranım ya. Kim sen oluyor? Verir miydin mesela, sen saçını kestirmen gerekse bir proje için? Kaça verir misin saçlarını? Ben zaten şimdi verdim. 5 yıl sonra verebilecek bir şeyim kalmayacak. Hızla dökülüyor saçlarım. Benim sorunun cevabıyla alakalı hiçbir bilgi vermedi evet. Ya. Ne yapacak ki saçı kanki? Çok seviyor abi. Yok, saçla ne yapılır? Hani böyle şey var ya. Abi yani. Abi yani illi bir şey yapmaya gerek yok. Mesela çok sevdiğim bir sanatçının mesela ona ait bir mesela atıyorum Rihanna'nın burnu. 50 bin dolar alsan evde dursa. Ama şöyle, belki ondan yastık yapacak olabilir. Abi niye yastık yapacaksın? Oğlum. Mesela Tarkan'ın neresini alırdın?
Ben daha böyle kullanabileceğim bir şeyini isterdim Tarkan'ın da yani. Bilmiyorum, sen Tarkan'ı daha hani yakından takip ediyorsun. Ben Tarkan'ın... Her fotoğrafın altında ilk senin yorumun olduğunu için. Atıyorum ben. Ve çok beğeni alıyorum ben Tarkan'ın altında. Tutuyor senin yorumların genelde. Tarkan görüyordur ben. Kesin görüyordur. En çok tutan yorum görmez mi? Niye girmiyor profiline? Giriyordur da sonra bir daha hemen çıkıyordur aynı hızla. Senin profile girince borcu çıkılıyor. Almanya'da 94.8 milyon euro bir Türk'e çıktı. Yani bence bir Kırgız'a çıktı da aynı derecede haber olur. Çünkü şey yani 94 milyon abi. Bilinçaltında galiba Türk ya. Bize de bir şey düşer mi? Hani ya biz de Türk lan bizden yani. Hani, 94 milyon. Gelip burada harcar belki falan. Bizim 81 milyon nüfus. Birer euro bize dağıtsan böyle bir mantık mı? Hepimiz aç kalırız. Evet, tek başına açtığında o parayı bir yılda çarçur edeceksin. Çok büyük bir para galiba o para mıydı? 98 milyon euro 94. mu dedi? 94 milyon euro. Onun tamamını vermiyorlarmış biliyor musun? Sapıtma diye. Abi ona bölüyorlarmış. Taksit de veriyor. Mini piyango genel dersine gidip mesela her hafta 1000 euro haftalık alsan ya daha güzel olmaz mı? Elden böyle. Harçlık. Komedinin üstüne para bırakıyor mini piyango. Tamam, ev alıyorsun değil mi? 500 tane ev alıyorsun. Abi bu büyük bir yük değil mi sana ya? Niye abi? Bayağı çalışmaya başlayacaksın gibi bir şey yani. Bunların tek tek vergileriyle uğraşacaksın. Tek tek kiralarıyla sen uğraşacaksın. Sen niye uğraşın oğlum? Tutarsın bir avukat uğraşır. Muhasebeci. Ona da para vereceksin. O sürekli masraf artıyor yani. Galiba biraz daha düz düşünmek gerekiyor böyle durumlarda ya. Yani daha az tek bir şey olacak ve o çok para kazandıracak yani. Çok büyük bir taksi plakası gibi düşün. Çok büyük. Hayal ediyordum bir kere. Sayısal çıksa bana ne yaparım diye bak. Rüya değil, hayal. Bu ama jip aldım hayalimde. İşte Ayvalık'a götürüyorum, ona sürpriz yapacağım diye. Sonra yolda da şeyi düşünüyorum. Ya bunların yıllık vergisi çok oluyor jiplerin. Bir de çok benzin yakıyor ya. Gittim düz araba aldım. Vitesli dizel. Hayalim bak. Rüya da değil. Yani hayalde çok masrafa girdim yani. Ve 5000 tane jip alacak param var. Yani hakikaten bizde vizyon yok. Bizde o şey oluyor ya. Ben de öyle büyük haberlerde işte milyon dolarlık evi var. İşte yazıyor ya işte Cristiano Ronaldo'nun 50 odalı, 50 yatak odası bilmem ne falan. Ben böyle şeylerde hep yani onların işte 50 tane oda temizlenmesi, lavabo açığı Ronaldo falan. Bütün gün siliyor abi onlar aynı her sabah. Çok büyük masraflar bunlar gibi geliyor. Yani seni kontrolünden çıkıyor. Ama sen mesela zengin evi diye bir şey var. Ben geçen hafta arkadaşımın evine gittim. Abi 4 tane tuvalet var. 4 tane. Ben yemekten sonra tuvalete gittim. Affedersin. Çocuklarından biri de tuvalete gidecekti. Benim olduğumu gördü, öbür tuvalete gitti. Ben bunu hayatımda hiç yaşamadım abi. Normalde benim bildiğim tuvalette biri varsa kapıda beklersin. Kapıda sıra beklersin. Hatta çok uzun sürerse ışığı açık kalın. Kapıyı tıklatırsın. Bir tane küçük bir salda baba oğul gidiyorlarmış. Yanlarından balıkçı baba oğul, fakirler. Yanlarından çok lüks bir yat geçiyor. Dans ediyor içerideki insanlar. İşte babası çocuğuna ders vermek için diyor ki ulan diyor işte oradaki yatı dans eden içki içen adama sen de öleceksin biz de öleceğiz be aynı yere gideceğiz falan diyor. İşte oğul da vay be babam diyor ne güzel işte hayat dersi verdi diyor. Yattaki adam da diyor ki sen orada öleceğim ben burada öleceğim. Böyle bir nükteyle istersen. falan arkadaşlar gibi. Yüz yüzenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bambaşka bir konukla beraber. Ölmez de sağ kalırsak. Eğer o yattakiler de balıkçı teknesiyle beraber ölürlerse tekrardan bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen de oraya söyle görüşmek üzere diye. Hoşçakalın. Benimkinden bittiğini anlamadılar. İyi oldu söyledin.